Evet. Bunun içinde ne var? Bunun içinde pazı var, nohut var, kuzu eti var. Ara. Kuzu etimiz var, nohutumuz var, pazı var, bir de lolazımız var. Lolaz? Lolaz, börülce. Evet, Urfa'da lolaz derler. Peki. Bu sıcak. 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 Hadi bakalım. Bunu pişirdin şimdi. Evet. Üzerine yoğurdumuzu ve şeyimizi koyacağız. Yoğurdu ve yuvalaması verilecek. Hadi bakalım. Koy bakalım, bir görelim. Bir tane yap. Şimdi onun yoğurdunu koy. Yeter o. Dur. Onun yoğurdunu koy. Şöyle. Bir görelim onu. Hadi. Hep beraber. Hadi getir, 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 getir. Şimdi ne yapıyorsun? Yoğurdu koyacaksın. Evet. Sarımsaklı yoğurt olur. Sarımsaklı yoğurt. Evet. Bu yoğurdun şeyi önemli mi? Mesela inek yoğurdu, koyun yoğurdu, keçi yoğurdu. Koyun yoğurdu olursa daha güzel olur tabii. Daha lezzetli olur. Evet. Peki. Ondan sonra ne koyuyoruz? Şu an yuvalamasını ilave edeceğiz. Evet. Şimdi ilginç. Arkadaşlar bir yemekle ilgili yapılan ritüelin farkında mıyız? Pişirmeden bahsetmiyoruz. Servis ritüeli. Yuvalaması şöyle eşit olur. Şu yuvalama eşit olmamışsa o buranı olmamış demektir. Ne demek eşit? Eşit yani hepsi aynı boyutta olacak. Yuvarlanır. Evet, yuvalağı aynı boyutta olacak. Nohut büyüklüğünde. Aynen. İçinde lolaz var, kuzu eti var. Doğru mu? Evet. Nohut var. Aynen. Pancar kökü, pazı kökü var. Pancar dedikleri pazı kökü. Evet, burada pazıya pancar. Şiir.